Ya %80'e ulaşabilir mi gerçekten? Böyle bir zam olur mu? Mümkün mü? Çünkü toplum üzerinde ekonomik ve sosyal etkileri de olur bunun. Ne dersin? Vallahi Tabii ki şimdi muhalefetin eleştirilerini de tek tek saymak istemiyorum. Zaten onlar da eleştirileri ortada. Evet. Evet, muhalefetin eleştirileri oluyor da önerileri olmuyor. İşte Sayın Ali Babacan en son artık bir şeyler söylemeliyiz dedi. Bir şey önermeliyiz dedi. Yani bu en azından bazılarının bu işin farkında olduğunu gösteriyor. Ben şunu söyleyeyim. Ekonomiyle ilgili meseleler devam ediyor. Yani sıkıntılar hala var. Bu nasıl var? Bir kere büyük şehirlerde özellikle kira ve ev fiyatları son derece yüksek, hala yüksek. İşte öğrenciler geliyor, gidiyor, okullara yazılıyor. Bunların sıkıntısı kira fiyatında görülüyor. İşte günlük bazı evleri konaklama gibi verenler oluyor artık. Yani haftalık veriyor, günlük veriyor. Ama bu TOKİ'nin başlattığı ev kampanyası, başvuranların 5 milyonu geçmesi, ev fiyatlarının %10-15 emlakçıların dediklerine göre, yani aynı emlakçılar yazın fiyatları uçuyor. Şimdi biraz %10-15 düşüş var. Biraz daha yerine oturuyor dedi. Hı. Orada biraz istikrar şeyi sağlandı. Asgari ücret yeni dönemde ne olur? Bir kere hani hükümet seçim ekonomisi yapacak mı? Kısmen yapacaktır ama bu hani %80 olur mu? Mesela %50 olsa zaten 5600, 2800'den 8 liraya yakın bir fiyat oluyor. 8000 TL'ye yakın. İşte bazıları 9000 diyen var. Ben enflasyon baz alınacaktır. Yani 2022 Ocak'tan 2022 Aralık'a kadar olan enflasyona bakıp diyelim ki %70 enflasyon çıktıysa ona yakın bir oran veya %80'lik bir oran verilebilir. Tabii bunu verirken de fiyatların da gene şişmemesi lazım. Şimdi kış artık havalar soğudu. Hani Ekim ayı artık şu anda 1 Ekim'deyiz. Yani artık faturalar da gelecek tabii. Faturalar şimdi bu aydan sonra Kasım ayından sonra biraz daha ağırlaşacaktır. İnsanlar onun yükünü görecek. Yani elektrik faturaları, doğalgaz faturaları. İşte onların ne olduğunu göreceği için hayat standartının ne olduğunu görecek. Ben şöyle görüyorum. Özellikle büyük şehirlerde ve özel sektörde çalışan, özel sektörü de sektör olarak ayırmıyorum. Hani kendi sunduğum haberlerde de her gün işte bir muhabir arkadaşımız bir yere gidiyor, görüyoruz. Özel sektör çalışanları büyük şehirlerde zorlanıyor. Çünkü kamuda diyelim ki enflasyon farkı %70, o yansıtılıyor memura ya da emekliye. Hani emeklinin durumu çok iyi diye söylemiyorum bunu asla. Ama diyelim ki özel sektörde %100 zam oldu diye %100 zam almıyor özel sektör çalışanlar. Onların şeyleri biraz daha düşük. Ama şunu görüyorum. Görece geçen seneye oranla ve bu yazın başına göre bir miktar daha rahatlama var. Ama bu rahatlama millet böyle rahatladı, süper, öyle bir şey yok. Yani hayat pahalılığı, yüksek enflasyon devam ediyor. Ama hükümetin olumlu yaptığı bir iş vardı. Bakın dün Cumhuriyet Gazetesi'nin ön sayfasında ben kendi bültenimde verdim. Olayların ardındaki gerçek diye bir sayfaları var. Cumhuriyet. Orada bakın hükümetin 7 tane öneri getirdiğini ve 7'sinde çok iyi olduğunu yazdılar. Bak ben söylesem ki ben hep söylüyorum onların burada olduğunu veya Selami Hoca da işte Hilmi de söylüyordur, Hilmi Bey de. Şimdi bakın öyle veya böyle TOKİ projesi tuttu mu? Tuttu. Yani 5 milyon insan başvurmuş. Bunu 500 bin kişi alacak. 500 bin kişi 2 milyon, 3 milyon insan demek. Ama o 500 bin kişinin umudu da var. Kura çekilecek. Dolayısıyla bu insanları AK Parti kendisine bağladı. Bak Cumhuriyet'e yorumu da söylüyorum. İki, doğalgaz yardımları yapılıyor, elektrik. 850 lirayla 2000 liraya kadar yapılıyor. İki, 15 milyar liralık üçüncüsü sosyal yardım veriliyor şu anda. Bak aynı aile hem doğalgaz elektrik yardım alıyor ama aynı zamanda sosyal yardım da alıyor. Bir diğer şeyi. Onun dışında TOKİ'yle ilgili, arabayla ilgili mesele büyük bir umut. Yani fiyatı 850-900 bin lira civarında olacak SUV modeli diğerleri. Ama elektrik bu insanları umutlandırıyor. Hani gelirler biraz daha artarsa alınabilir diye. Onun dışında işte memura enflasyon farklarının ödenmesi, işte ihracatın artması, yani yine Cumhuriyet'in haberinden söylüyorum. Bu maddelerin hepsi, ya hükümet bir şey söylüyor diyor, bak kendileri söylüyor. Ama diyor muhalefet bir şey demiyor, artık bir şey deyin. Perşembe günkü Cumhuriyet'e bakabilir. Ama bir de şöyle dönüyor, sendeyim. Deniyor ki, muhalefet bir şey söylemiyor belki ya da söylese de bu ekonomi toplantıları yapılıyor, zirveler yapılıyor. Sayın Babacan keza Deva Partisi genelinde, İyi Parti genelinde, CHP, Cumhuriyet Halk. Yani bir şey söylese
duyulmasa bile ama muhalefet bazı şeylerde ön alıyor, kamuoyunu böyle baskı oluşturuyor. EYT meselesinde, KYK meselesinde, bir dolu meselede o oluşturulan baskıyla bir şekilde iktidar orada bir ama strateji geliştiriyor ve bir tavır alıyor deniyor. Yani bu baskıyla küçümsemeyelim mi? EYT meselesi nasıl bir madde üzerinde çıkacak onu bilmiyoruz ama şu deniyor. İşte çalışma yılını doldurmuş 25 yıl ve prim gün sayısını doldurmuş olanlar. Şimdi bu da 3-4 milyonluk, 2 milyonluk bir kitle bu. Yani atıyorum 2 milyon kişi ise ailelerine de kattığınız zaman bir kitle. Evde tabii. Öyle. KYK borçları dediniz. Bunların hepsi dün şeyde sayıldı. Şimdi muhalefet bir şey söylüyor, ediyor. Bir kere muhalefet dağınık. Daha şimdi aday belli değil. Biz şimdi bir hafta ben ne konuştuk? Bir hafta sen de her gün haber sunuyorsun. Ben de ne sunduk? Kemal Bey benimle misiniz diyor. Öbürü sen benle misin İskoçyalı diyor. Öbürü hayır İrlandalı sen benle misin diyor. Yani abartarak söylüyorum. Sayın Ali Babacan ki yani en mantıklısını bence o söyledi burada. Artık bir öneri getirelim dedi. Gazeteleri artık bir şey söyleyin diyor. Mesela T24'te başka yerlerde çıkıyor. Ya sürekli aday o diyor işte biz noter değiliz o diyor başka bir şey. Halk bunlara bakınca bir şey çıkmayınca işte anket sonuçlarını Hilmi Bey söyler. Hadi biz CHP'ye yakın anket şirketlerini söyleyelim. İşte AK Parti 35-36, Erdoğan işte aday çıkarsa öbürlerine göre biraz daha önde gibi görünüyor. Buradaki mesele şu bakın. İnsanlar az önce Rusya'yı konuştuk. Dünyada ne olup bittiğini biliyor. Yani Fransa Enerji Bakanı mont ve boğazlı kazak ve montla çıktı dün yayına. Gördün değil mi? Sen de böyle. Öbürü diyor ki işte suyu 19 derecede bakın. İtalya'da, İspanya'da kanun teklifi verildi. 19 derece anayasaya aykırı. Niye 19 derece tutacağız diye. Bize şimdi bir bakan sıcaklığı 19'da tutun dese neler söylenir yani. İşte öbürü diyor ki Eyfel'in kulesinin ışıkları kapatılıyor, vitrinleri. İnsanlar dünyada bunu görüyor. Diyorlar ya dünya kardeşim Avrupa'daki olanı görüyor adam yanı başında. Savaşı görüyor. Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı olmadığını görüyor. Tabii ki bize pahalılık olduğunu kabul. Yüksek enflasyon kabul. Hiç amasız kabul. Ama ona rağmen bakıyor ediyor. İnsanlar diyor ki Avrupa'da böyle bir sıkıntı var. Enflasyon orada. Bir de faiz artırılıyor, düşürülüyor. Ama döviz öyle aman aman geçen seneki gibi uçmuyor. Ben bunu söyleyince şey dedi hani bir ara böyle hemen Twitter'da bir laf almak için söylüyor. Dedim ki geçen sene faizin adı duyulsa 8 olan dolar 10 oluyordu. Şimdi bak 18.2 idi dolar. Faiz indirildi şu an 18.5. Ben gene yüksek kabul. Ama hani mesela geçen seneki ortam olsaydı 18.2 olsaydı dolar faizi bir puan düşürseydik 20 lira olmuştu 21 lira olmuştu. Yani bir de tabii sıcak para girişi var. Onu da görüyoruz. Para girişi de etkili. Azerbaycan, tabii. Rusya, Katar bilmiyorum. Ben sadece adı geçen ülkeleri söylüyorum veya varlık barışı ile ilgili şeyler. Dolayısıyla hakikaten bu faiz düşüyor. Avrupa faiz artırıyor, Amerika artırıyor ama işte bugün Belçika'da, Avrupa'da enflasyonlar %10-11 geldi. Yani onlar da böyle 11-15 o sınıra doğru yavaş yavaş geliyorlar. İnsanlar da bunları görüyor. Bence buradaki mesele şu. AK Parti'nin iki tane temel seçmen grubu var. Birincisi ev hanımları yıllardan beri. İkincisi de küçük ve orta esnaf. Orta ölçekli. Bunlar özellikle Anadolu'da yani ev hanımları ve küçük orta halli esnaf genelde AK Parti'nin seçmenidir. Dar gelirlerdi AK Parti'nin seçmeni. Şimdi AK Parti bunları kaybetmemesi için, haklı olarak bir de hayat pahalılığını ezdirmemek için var gücüyle elinden geleni yapıyor ve bence iyi yapıyor. Yani doğalgaz yardımları, sosyal yardımlar, diğerleri yapılıyor. Yani öyle de büyük bir bu hayat pahalılığında infial falan duyulmuyor. Ha şöyle olur, şimdi bir şehre bir lider gidiyor, mesela Sayın Akşener gidiyor veya Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan gidiyor. Tabii ki insanlar durumlarından şikayet ediyor ama öyle büyük bir infial, bir protesto Avrupa'daki gibi gösteriler şey olmuyor. Şu belirleyecek. Eğer enflasyon bence Şubat'ta Mart'ta hissedilmezse bu şekilde devam ederse elektriğe doğalgaza böyle zam gelirse AK Parti zorlanır. Bak yani eğer domatesin ya yazın işte etin kilosu ne bileyim tuvalet kağıdının fiyatı ne bileyim çocuğunun okul kayıtlarının parası artarsa enflasyon düşmezse gene %70-80'lerde gelirse seçim sonucu AK Parti açısından böyle sıkıntılı geçer. Ama burayı toparlarsa yani enflasyon %60-50 halk bunu bir de önemli olan Hülya halkın hissetmesi.